İsrail ile Hamas arasında savaş hali devam ederken ABD'nin Doğu Akdeniz sularına donanma gemilerini göndermesine misillemede bulunan Rusya lideri Vladimir Putin, dünden itibaren süpersonik Kinjal füzeleriyle donatılmış MiG-31 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde sürekli savaş nöbeti tutacaklarını ilan etti. Rus askeri gözlemciler Putin tarafından alınan bu kararın İsrail krizi gölgesinde ABD'nin Lübnan ve Suriye'ye müdahalesinden endişe edildiği için alındığını dile getiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-31 savaş uçaklarının Karadeniz semalarında Kinjal, yani Türkçesi de hançermiş, füzeleriyle donatılarak sürekli savaş nöbeti tutacağını ziyaret etmekte olduğu Pekin'den açıkladı. İsrail ile Filistin arasındaki krizin daha bölgesel, daha geniş bölgesel savaşıma dönüşme riski barındırdığını vurgulayan Putin, şimdi yapacağım açıklama kimseye yönelik tehdit değildir. Ancak önlemlerimizi almak zorundayız. Uzay ve hava kuvvetlerimize bağlı MiG-31 savaş uçakları Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında süreklilik esasında Kinjal füzeleriyle donatılmış savaş nöbeti tutmaya başlıyor. Bilindiği üzere bu hipersonik füzelerimiz sesten 9 misli daha sürekli hareket ederek 1000 kilometre menzildeki hedefleri vurma özelliğine sahiptir. Aldığımız bu tedbir hamlesi az önce de söylediğim gibi kimseyi tehdit etme amacı taşımıyor. Ancak Doğu Akdeniz bölgesinde olası olumsuz gelişmelere karşı önlem niteliği taşıyacak dedi. Hamas'ın başlattığı bu operasyondan sonra hem ABD savaş gemilerini göndermişti ve ardından Rusya da kendi önlemlerini alıyor. Farklı farklı açıklamalar da gelmişti. Orta Doğu'da haritaların değişeceği. Rusya da artık zaten Suriye ile de bir işbirliği içerisinde var. Esad'la çok yakın kankalar. Bu özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra da ABD ile arası zaten gergindi, iyice gerildi. Bakalım ilerleyen günlerde savaşın içine de İran, Rusya dahil olacak mı diyelim. Dün sizlerle bir haber paylaşmıştık. Irak'ta işte ABD üssüne saldırı vardı. Bugün de işte Suriye'de iki ABD üssüne saldırı iddiası var. Şöyle haberimize bakalım. Lübnan merkezli El Mayadin televizyonunun haberine göre Suriye'nin doğusunda Irak ve Ürdün sınırına yakın bir noktada bulunan El Tanf üssü insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Deruzor bölgesindeki Konoko enerji sahasına bulunan üssün de bir füze saldırısıyla hedef alındığı ileri sürüldü. Ne demişler? Bu kadar işte. Dün de zaten aynısının Irak'ta olduğunu da belirtmiştik.